Türkiye'de büyük şehirler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler çok uzun yıllardır ciddi anlamda göç alan, dolayısıyla aslında planlamaları hayli zor olan, hatta kimi zaman öngörülenin çok ötesinde büyüdükleri için neredeyse imkansız hale gelen kentler oldular. Öyle bir kent ki İstanbul, gerçekten çok katmanlı, tarihsel olarak da, fiziksel olarak da, sosyolojik olarak da, demografik olarak da, hatta dini olarak da çok katmanlı bir şehir olduğu için pek çok alt organizmayı içinde barındıran, onların iç içe geçebildiği, birlikte yaşamanın aslında bu şehrin genlerinde, genetik kültüründe olduğu bir durumdan söz edebiliriz. Bu anlamda bakınca İstanbul'da geçtiğimiz yüzyıllardan kalan pek çok medeniyete beşik haline gelmiş bu şehrin bir tür sembol yapılarının içinde bulunduğu, hem de bu cumhuriyetin kurulma döneminin ve ondan sonraki dönemin, yani 50'ler, 60'lar gibi dönemlerinde nitelikli yapılarının bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bütün bunların iç içe yaşadığı, hatta süperempoze edildiği, üst üste geldiği ve bu konglomeradan, bu karmaşadan veya bu karışıklıktan çok da tatlı, çok da tadı yerinde olan bir bütünsellik elde edilmesi çok olasıdır. Bunu kentin planlamasında göz önüne almakta büyük fayda görüyorum. Bu hat bir dönemin liman hattı olarak öne çıkıyor ve hatta depolama alanı olarak da ortaya çıkıyor. Hatta bir dönemde ciddi anlamda bir üretimin olması, yani top üretiminin olduğu bir dönemde var. Dolayısıyla aslında bu bölge bir tür fragmanların olduğu, o ölçeğin olduğu bir yer değil. Yani yapısal ölçek olarak domestik yapıların, küçük yapıların olduğu bir yer değil. Tam tersine büyük üretim ve depolama yapılarının bulunduğu bir alandı. Bu hattın içindeki binalar korunabilir, yenilenebilir, yeniden kullanılmaya çok elverişli binalar olarak göze çarpıyordu bir dönem. Zira orada aslında o yapıların yapıldıkları dönemin kuvvetli yapıları, sağlam yapıları olduklarını biliyoruz. Ve onların gerçekten dönüştürülerek var olması, biraz bu katmanların görünür halde olması, hatta üzerindeki patinanın, üzerindeki ne diyelim, bu kullanılmışlık katmanlarının da diğer kuşaklara aktarılması mümkün gibi gözüküyordu. Şimdi sadece İstanbul'da değil, aslında Batı'da da pek çok merkezde, hatta Doğu'da da, Çin'de de pek çok eski endüstri merkezinde, endüstriyel alanda sanat kendisine yer buluyor. Bunun aslında çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi esasen doğrudan doğruya ekonomik nedenler. Yani sanat esasen kendisine büyük alanlar istediği zaman, sergi için büyük kalabalıkların gelip, büyük kalabalıkların o sergide yer almasını istediği zaman ortaya çıkacak olan yeni mekan yerine mevcut bir mekanın kullanılması ekonomik yönden esasen bir süre için geçerliliğini koruyor. İşte Ruhr Havzası Almanya'da önemli bir sanat merkezi haline geldi aynı zamanda. Çok iyi biliyoruz ki işte dünyadaki bu öncül örnekleri, Tate Modern gibi Londra'daki eski elektrik üretim merkezlerinin yeniden kullanılarak sanat merkezlerine dönüştürülmesi. Hatta bunlar son dönemde çok yaygın hale geldi. Aslında içinde bulunduğumuz dönemin sahipleriyle çağdaş sanatın ortaya koymuş olduğu tansiyonlar bu tür yapıların bir fon teşkil etmesini bu sanat adına çok daha elverişli ve doğrusunu söylemek gerekirse aynı zamanda çok da havalı hale getiriyor.
ilk olarak antrepo yapısının bir resim heykel müzesine dönüştürülmesi veya o yapının resim heykel müzesi için tahsis edilmesi, verilmesiyle birlikte sanıyorum kısa bir süre sonra benim de içinde bulunduğum bir döneme dönüştü. Doğrusunu söylemek gerekirse beni de çok heyecanlandıran bir projeydi. Bunun pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya benim de içinden geldiğim bir kurumun sahibi olduğu, belki de Türkiye'nin en kapsamlı, en geniş koleksiyonlardan bir tanesine sahip olması. Türkiye Çağdaş Mimarlığı'nın en önemli temsilcilerinden olan Sedat Hakkı Eldem'in içinde bulunduğu bir tasarım olarak ortaya çıkmış olması. Bunu neden böyle söylüyorum? Zira Sedat Hakkı Eldem'in tam olarak kastettiği veya tam olarak tasarladığı yapı bugün bildiğimiz yapı değil. Büyük dönüşümlerin olduğunu biliyoruz ama genel olarak bunun bir Sedat Hakkı Eldem tasarımından ortaya geldiğini de biliyoruz. Onun eskizleri, çizimleri, işte daha sonra ortaya çıkan inşaat belgeleriyle bu katmanlara ulaşmak mümkün. Kentsel hafıza açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm, o üretim ve depolama mekanizmalarının ortaya çıkardığı üç boyutlu gridin çok net bir şekilde okunduğu ve esasen hakikaten o bölgenin çok uzun bir süredir kaderini teşkil etmiş olan, o bölgenin kentsel hafıza adına bir tür alameti farikası haline gelmiş olan yapılar bunlar. Adaptive reuse denen yeni bir kullanıma adapte ederek tekrar dönüştürme diyelim veya rejenerasyon diyelim. Biz esasen bu yapıda böyle bir şeye gittik, yola gittik. Ve antrepo yapıları hayli güçlü yapılar. Yani yapıldıkları dönemde üzerlerinde büyük tonlarca ağırlık taşıma üzerine kurulu yapılar. Buna karşın son deprem yönetmeliklerine de uygun yapılar değil imalat açısından. Ama tabii bizim mühendislerimiz, yani statik mühendislerimiz taşıyıcı sistemle ilgili çok ciddi raporlar hazırladılar. Orada göründü ki yapıyı yerinde tutarak dönüştürmek mümkün ama ciddi anlamda da güçlendirme gerekiyor. Ta temelinden başlayarak, yani çünkü temelde biliyorsunuz o yapılar suyun üzerinde duran yapılar. Ta temel bölgesinden başlayarak bir tür onarımın ve güçlendirmenin yapılması söz konusuydu. Yapı soyularak, bütün işte tabliyelerinden ve duvarlarından arındırılarak, döşeme ve duvarlarından arındırılarak bir tür yenilemeye tabi tutuldu. Farklı noktaları güçlendirildi ve aslında bizim için benim çok önemsediğim o pure, katıksız üç boyutlu grid ızgara çok da fazla karakteri değiştirilmeden yerinde tutuldu. Müze eski bir kavram, aslında eskimiş de bir kavram. Müze yapıları esasen bugünkü insanlığın içinde bulunduğu dinamiklerle çok da örtüşen bir kavram değil. Ve müze yapılarının bundan önceki tahayyülüyle bugünkü sanatın da tam olarak üst üste çakıştığını söylemek zor. Fakat her şeye rağmen işte burada üzerinde durduğumuz koleksiyonun yaşı, niteliği ve durumu, aynı zamanda yapının bulunduğu özel konum, bütün bunlar üst üste geldiği zaman ne tam olarak steril, içine girildiğinde artık hani sabah girdiğinizde, akşam çıktığınızda hava nasıldı, gün nasıl geçti, hiçbir şekilde anlamadığınız o white box denilen sanat nesnesiyle izleyiciyi katıksız bir şekilde, bariyersiz bir şekilde baş başa bırakan bir tür eski müze tahayyülü, bununla
tam olarak örtüşmeyen, bunu belirli noktalarda sağlayan ama belirli noktalarda da ziyaretçinin kentle ilişkisinin kurulduğu bir sistem oluşturuldu.